Aydın Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin, artan sıcaklıklar karşısında hayvan sahiplerinin hayvanlarını daha serin zamanlarda gezdirmeye çıkarmasını ve sahipsiz hayvanlar için de sokaklara birer kap su bırakılması gerektiğini ifade etti. Başkan Şahin, son dönemlerde olağan dışı sıcaklıklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Son dönemlerde malum çok olağan dışı sıcak bir havayla karşı karşıyayız. 45 derecenin üzerine çıktığı anlar oluyor. Rekor üstüne rekor kırılıyor. Meteorolojinin de vermiş olduğu aslında bilgiler bu noktada. Tabii bu dönemlerde diğer günlere nazaran hayvanlarımızın sıvı kayıpları. Ya biliyorsunuz vücudumuzun bizlerde de bu şekilde, hayvanlarda da bu şekilde büyük bir bölümü sudan oluşuyor. Hücre içi sıvılar, hücre dışı sıvılar vesaire bütün faaliyetler, vücuttaki organizmal tüm faaliyetler su kökenli yürür ve su hayattır. Yani su hayattır cümlesinin aslında gelmiş olduğu, çıkmış olduğu noktada bu. Bizim de maalesef sahipsiz hayvanlarımız bu süreçte çok yoğun ısılarda bizler gibi gölge alanlara ya da serin alanlara hemen ulaşamayabiliyorlar. Soğuk suya ya da suya erişimleri çok kısıtlı. Biz istediğimiz zaman hem gölgeye gidebiliyoruz hem istediğimiz kadar sıvı alabiliyoruz. Yaşamsal faaliyetimizi devam ettirebiliyoruz ama onlarda bu çok mümkün değil. Tabii bu süreç içerisinde onlar bizim gibi çok rahat da hareket edemiyorlar. Çünkü doğadalar ve bir takım tehditler altındalar da. Yer değiştirmeleri gerekiyor, kaçmaları gerekiyor, hareket etmeleri gerekiyor, tepki vermeleri gerekiyor falan. Bir takım tabii metabolizmayı hızlandırıcı aktiviteler de yapıyorlar. Dolayısıyla metabolizma da çok hızlanınca sıcağın da etkisiyle çok ciddi şiddetli sıvı kaybı sonrasında bilinç bozukluğuyla başlıyor. Sonrasında çok yoğun sıvı kaybı, dehidrasyon şekillendiğinde de Allah korusun ölümler olabiliyor. Bunun yanında hayvanların bu süreç içerisinde bilinç bozukluğu kaynaklı yollara mesela normal şartlarda bir hayvan arabaların çok aktığı ya da seri trafik akışının olduğu bölgelere bir hayvan kolay kolay çıkmaz. Ancak bilinç bozukluğu olduğunda yollara atlayabiliyorlar. Bu yollara atladıklarında hem kendi canları riske giriyor hem de sürücülerin trafikte ciddi anlamda bu noktada riskleri söz konusu oluyor. Dolayısıyla biz birlikte yaşıyoruz. Onların refahı, onların konforu bizleri de doğrudan etkiliyor. Onların sağlığı bizleri de doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla beraber yaşıyoruz. Vatandaşlarımız tabii ellerinden çok fazla bir şey gelmeyebilir. Ancak şunu yapmak kolaydır. Yani kapımızın önüne, İş yerlerimizin önüne, evimizin önüne buzlu, soğuk yani buz biliyorsunuz attığınız zaman ister istemez tabii o soğukluğu, serinliği koruyacaktır su üzerinde bu sıcak havada. Buzlu su olabilir, çok soğuk su olabilir. Kapıların önlerine en azından bunu koyarlarsa hiç değilse hayvanlar oradan gelip sıvı ihtiyaçlarını giderebilir. Bunun yanında yolda, kenarda, köşede yatmış halsiz hayvanlarla bu süreç içerisinde çok karşılaşılabilir. Yani bilincini kaybetmiş, genel durumu oldukça bozulmuş, çok ciddi sıvı kaybı kaynaklı kenarda yatmış olabilirler.